Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orca Matematik Yayınları'nın e 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıra geldi bölme bölünme de 4. testte. Hadi bakalım 4. testte beraber çözelim isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda çözümlerimize başlayalım. İlk sorumuz da bize diyor ki 6a7b milimetre uzunluğundaki bir tahta parçası 8 kesim ya da 11 kesim yapılarak uzunlukları tam sayı olan eşit parçalara ayrılabiliyor. Şimdi 8 kesim yapması bir şey siz bir kere kestiğiniz zaman iki parçaya, iki kere kestiğiniz zaman üç parçaya, 8 kere kestiğiniz zaman siz 9 parçaya ayırabiliyorsunuz. 9 eşit parçaya ayırabiliyorsunuz. Ya da 11 kesim yapılarak 12 parçaya ne yapılabiliyormuş ayrılabiliyormuş. Demek ki benim bu kadar uzunluktaki tahta parçam hem 9'a hem de 12'ye bölünebiliyor. 9'a 12'ye bölünen sayılar kaça bölünür? 9 12 nerede birleşiyor? 36'da mı? Demek ki 6, A, 7, B sayısı bizim için 36'nın katıdır arkadaşlar. 36 K'dır. Buradan da ne anlarız biz? Hem 4'e tam bölünür hem de 9'a tam bölünür. O zaman iki ihtimalimiz var. Yani iki tane bakacağımız şey var. Bir 4'e bölünemeye bakacağız bir de 9'a bölünmeye. 4'e bölünmesi için son iki basamaktan sorumluyuz. O zaman 6A 72'li olabilir ya da 6A 76'lı olabilir. Yani sonu ya 72 olacak ya 76 olacak. Burayı hallettik. Şimdi sıra geldi 9'da bölünmeye. Yani rakamları toplamı ne olmalı? 9'un katı olmalı. 6, 7, 2 topladığımız 9. A'ya ne kaldı o zaman? 3 kaldı. 9, 9 okey tuttu. Şimdi burada bakarsak 6, 6, 12, 7 daha kaç yapar? 19 yapar. 19'a sonra ne eklersek 9'un katı yapar. 19'dan e, 27'ye ekmek için 8 e eklememiz lazım değil mi? O zaman A'nın alabileceği 2 tane seçenek varmış. Ya 3'müş ya da 8'miş. Rakamları farklı diye bir ifade kullanmış mı? Yok. Bunların alabileceği değerler toplamı nedir arkadaşlar? 11'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız birinci soru için denizidir. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza diyor ki AB'den küçük olmak üzere 5 basamaklı sayısı 12 ile tam bölünebilmek. Bir sayı 12 ile tam bölünüyorsa siz ne dersiniz? O zaman bizim sayımız 3'e ve 4'e ne yapacaktır? Tam bölünecektir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Şimdi şöyle düşünelim. E, sayımıza baktığınızda nedir arkadaşlar? A, A, B, A, B. 3'e e tam bölünmesi için rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. E peki A'nın ne olduğunu bir önemi olmadan bu üçünün toplamı zaten 3A'dır. Yani 3'ün katıdır değil mi? Evet. O zaman burası şu şekilde bütün olarak 3K'dır. Yani bizim şu ifademiz de 3'ün katı olmalı. O zaman seçeneklerimiz azaldı. Yani B 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Çünkü sol taraf otomatikman 3'ün katı olacak. Şimdi rakamları toplam 3'ün katı olacak ama zaten 3 tane A var. 3 tane A 3'ün katıdır. O zaman bu 2B de 3'ün katı olmalı. 2B nasıl 3'ün katı olur? B 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Zaten 0 olma şansı yok. AB'den küçükmüş. O zaman biz B'yi ne kabul edelim? Ya 3 kabul edelim ya 6 kabul edelim ya 9 kabul edelim. O zaman buraya 3 3 yazalım. Tamam mı? A, A 6 A 6 yazalım ya da aa 9 A 9 yazalım. Sonra saksıyı çalıştıralım. Yani komplike beraber bir oradan bir oradan bir oradan düşüneceksin. mesela burada aynı zamanda 4 ile bölünmeyi... Ay ayağım çok kötü vurdum. 4'te ile bölünmeyi düşündüğün zaman 4 e, bölünen sayı çift değil midir? Çifttir. Hocam o zaman 3'ün birler basan ne işi var? Bunları da buradan tırpanlarsın. Kalır senin elinde A, A, 6. A, 6. O güzel oldu. Şimdi o zaman bizim sayımız bu şekildeyken 3'ün katı kesin 3A artı 12. Değil mi? Rakamları toplamı. Tamam. Burayı hallettik. 3'e tam bölünüyor. O zaman 4 ile bölünmesi için burası ne olacak? 4'ün katı olacak. 16, 36, 56 yeter da. Niye? Çünkü AB'den küçük olacak. O zaman alabileceği değerler ne yapar? 9 yapar diyebiliriz. Bu da İkinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi sıra geldi üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda diyor ki bize bir beyaz eşya mağazasında satılan iki farklı televizyonun kampanya satış fiyatları verilmiştir. 4 AB 6, 7 BA 4. 1200 lira peşin 18 ay taksit. Diğeri de 22 ay, 22 ay taksit ödüyor. Her televizyonun taksit miktarları birer tam sayı olduğuna göre bir numara televizyonun eşit taksitlerinden bir tanesi. Yani soldaki 4 AB 6 değil mi? Şimdi 4 AB 6 sayısı ne eşit? 1200 lira peşin. 18 ay taksit yani 18x artı 1200 lira diyebilirim. Bu bir durum. Ya da 7BA4 televizyon fiyatları buradaydı. 7BA4 7BA4 sayısı direkt 22'nin katı. Yani 22Y diyelim. Şimdi nasıl yapalım? Şimdi mesela burası 3'ün katı, burası 3'ün katı, burası 3'ün katı. Bak bu tamam ama biraz böyle şey olur. 3'ün katından yürürsen çok seçeneği çıkar. Bu soruda şöyle bir kurnazlık yapabilirim. Mesela burası 9'un katı. Burası 9'a böndüğü 3 kalını veriyorsa o zaman burası total olarak 9'un katının 3 fazlası. O zaman bunun rakamları toplamında 9'un katının 3 fazlası olacak. Yani A artı B artı 10 ne olacak? 9'un katının 3 fazlası olacak diye yorum yapabiliriz. Şimdi 9'un katının 3 fazlası ne demek? Mesela 12 olabilir. 12 olması için A artı B kaç olur? 2 olur. Sonra bir 9 fazlası 11 sayabilirim. Bir 9 fazlası 20 sayamam. İki rakamın toplamı 20 olmaz. Yani A artı B ya 2 olur ya da A artı B kaçtı güzel kardeşim? 11'dir. Şimdi benim iki tane opsiyonum buradan oluştu. Şimdi buna dikkatli bakalım. Burası 11'in katı. O zaman burası da 11'in katı. O zaman artı eksi artı eksi yaparsam ne olur? B eksi A eksi 3 11'in katı yapar. Yani 3'ü bu sildim. Öbür tarafa attım. B eksi A 11K artı 3'müş. Şimdi ne olabilir? Burası 3 olabilir. Şimdi B eksi A 3 olabilir. Ee, B eksi A 2 rakamın farkından bahsediyoruz. Daha büyütmeyelim de bence küçültelim. Eksi 3'ten bir 11 çıkaralım. Eksi 8'de olabilir sonuçta. Hani burası eksi 8'de aynı yere denk geliyordu. Şimdi kendimizce şuraları siliyorum. Artık benim elimde çünkü sadece ne kaldı? Burası kaldı. Şimdi buradan ne yapacağız? A'yı B'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi A artı B 2 olsun. Mesela B eksi A 3 olsun. Şimdi yani bununla bunu eşleştirdim. Şimdi bununla bunu eşleştirsem tamam mı? Şimdi burada kaç tane durum olacak? 4 tane durum olacak. Şimdi Buradan bu ikisini topladığınızda A'lar gider 2B5 gelir olmaz işime yaramaz. O zaman ben bununla bunu eşleştirsem. O zaman buraya da eksi 8 yazacağım. Alt alta topladığımda A'lar gidecek 2B eksi 6 olacak. Bu da olmayacak. Demek ki benim şu ihtimalim ortadan kalktı. Demek ki benim için A artı B kaçmış? 11'miş. İki rakamı toplamı 11 olacak. Şimdi biz onları bulmaya çalışalım. Mesela B eksi A'sı 3 olsa alt alta toplasam 2B eşittir 14. B kaç gelir? 7 gelir. B 7 ise A da 4'tür. Peki hocam öbürünü kullansaydın. A artı B 11 iken. B eksi A'nın eksi 8 olmasını kullansaydın. Bunlar aradan sıyrılınca 2B ne yapacaktı? 3 yapacaktı. B bir rakam olmayacaktı. Anlaştık mı? Yani 4 tane opsiyonu teker teker denemek zorundasınız. Soru öyle güzel bir soru. Ne? Yordu yani ama yapacak bir şey yok. Sonuçta şu an öğreniyoruz. Bu durumlarda B7A4'müş. O zaman benim televizyonum 4AB6'ydı. 4AB6'ydı. 476. 4476 liralık televizyonu. Ben ne yapıyorum? 1200 lirasını peşin veriyorum. O zaman düş 1200'ü. 3276. Sonra da bunu 18 taksit biliyorum. 1, 18, 14, 7, 8, 144, 36, 2. 182 liralık taksitlerle ben bunu 18 taksitle de öderim. Değil mi? Anlaştık mı? Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 4. sorumuza. 4. sorumuzda ABC'de 4 basamak sayısı 33'e tam bölünebilen bir sayıdır. Yani hem 3'e bölünüyor hem 11'e bölünüyor. Buna göre aşağıya gelen hangisi 33'te her zaman tam bölünür? Yine 33'te bölünmesini istiyor. Yani yine 3 ve 11. Burada da 3, 11. O zaman ABCD ise ABC'de, ABCD 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 3 ile bölünmede bir problem yok. 3 ile bölünmesi tutuyor. O zaman 11 ile bölünmesi tutacak. Artı eksi artı eksi yaptık. Ne oldu? B ile D artı eksi A eksi C olacak. Şimdi ben yine bunu yakalamaya çalışacağım. B ile D aynı şartlı olacak. B ile D aynı şartlı. Bak bunlar aynı şartlı değil gitti. Bak aynı şartlı değil gitti. B ile aynı şart değil gitti. Bak burada ne oldu? Artı eksi artı eksi oldu. Burada ne oldu? Artı eksi artı eksi oldu. Aynı mı oldu? Ne oldu? A artı oldu. B eksi şimdi bak bu aynı mı zıttı mı ona dikkatli bakın. Tamam mı? Şimdi bu zaten o, şu ifade 11'in katı. Bunun eksilisi de 11'in katıdır. Bir şey fark etmez. Eksisi de Yine 11'i katıdır. Bir sayının eksilisi de o sayının katı. Şimdi o zaman B ile D aynı şartlı. A'da da C aynı şartlı. Tamam bu olur. Bunda oluyor mu? Bak. Artı, eksi, artı, eksi. B ile D aynı şartlı olacaktı. Burada B ile D zıt şartlı. Bu da olmadı. O zaman doğru cevabımız ne geldi gerçekten? Denizi geldi diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Geldik 5'e. Emeklerin bayram ikramiyeleri TC kimlik numaralarının son iki basamağına göre gruplara ayrılarak 3'e tam bölünenler salı günü. Yani ben sadece TC kimlik numarası son iki basamağına bakacağım. Ondan öncekiler önemli değil. 3 ile de tam bölünenler salı günü. Tamam. 4 ile bölünenler çarşamba günü. Şimdi salı 3, çarşamba 4, perşembe 9. Şunu şuradan alalım buraya getirelim. Tamam. Ali Bey salı günü. Ali Bey 3'ün katı olacak. Selim Bey çarşamba günü. Selim Bey bu 4'ün katı olacak. Naci Hanım da perşembe günü. Naci Hanım da 9'un katı olacak. Şimdi son iki basamağına bakacak olursak. O zaman buradan rakamları toplamı 9'dan bu B'ye 5 geldi. Bu 5 oldu. Şimdi rakamları Sel Selim'e bakalım. Son iki basamağı zaten 4'e bölünme kuralı doydu. 4'ün katı olması lazım. Yani 52 ya da 56. A 2 de olabilir. 6 da olabilir. Tamam. Ali de 3'e bölünecek. O zaman buradan Ali iki de A oldu gayet geç. Değil mi? Ali de kaça bölünecek? 3'e bölünecek değil mi? Yanlış söylemiyorum. Selim ne? Selim 4'e bölünüyordu. Ali de 4'e bölünecek. Murat'a bakmadık. Yani Murat ve Naciye Perşembe günü. Murat ve Naciye Perşembe günü. Murat da 9'a bölünüyor. O zaman C6. Tamam. O zaman bizim burada iki seçeneğimiz kaldı. O iki seçeneği de buradan herhalde eritiriz. Şimdi burası 3'ün katı olacak değil mi? 2 olur, 5 olur, 8 olur. Şimdi 4 2 eklersek 6 olur. Sonra 3 fazlası 5, 3 fazlası 8. 2, 5, 8'den biri bak 6 gitti. O zaman buradan ne gelir? Son aracın uğurlu sayısı 13 gelir diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Geldik 4. testte arka sayfaya. 6. sorudayız. 4 basamaklı adı caba sayısı ile ilgili olarak birler ve yüzler basamağını yer değiştirirse sayı 297 azalıyor. Azalıyor diyor. Yani ilk hali daha büyük. Yani A kimle kim? Birler ve yüzler. Birler ve yüzler. O zaman A, B, C, D olursa daha küçük. O zaman A, D, C, B daha büyük. Bundan bunu çıkaralım. 297 yapsın. A'ları sildim. C'leri de sildim. O zaman şurada bakalım be. Burada ne var? 100 tane D artı o. bir tane B var. Eksi burada ne var? 100 tane B artı D var. O zaman 99 parantezinde ne yaptı? B eksi D mi yaptı? Yok. D eksi B yaptı. Bu da neymiş? 297. O zaman D eksi B nedir? 3'tür diyebiliriz. Tamam. Binler ve onlar basamağı yer değiştirsin sayı 1980 artıyor. Binler ve onlar artıyor. İlk hal, son hal daha büyük. Yani C, D, A, B eksi A, D, C, B eşittir 1980. Şimdi ikisinde de D 100 tane. O zaman sildim. İkisinde de B 1 tane sildim. 1000 taneden 10 tane çıkardım. Ne yapar? 990 tane yapar. 990 tane C eksi 990 tane A 1980'miş. 990 parantezini alırsanız C eksi A eşittir 1980. O zaman burası da kaç yaptı? 2 yaptı. C eksi A'da neymiş? 2ymiş. Şimdi buradan 2 ihtimalimiz var. Şimdi devam ediyoruz. Bize ne soruyor? A, C, D. 11 ile bölümden kalan. Tamam. Mantık anlaşıldı. Artı, eksi, artı, eksi yazacaksınız. O zaman bunları alt alta topladığınızda ne oluyor? Eksi a geliyor. Bakın buradan eksi a geliyor. Sonra artı b geliyor mu buradan toplayınca? Yok gelmiyor. O zaman b ile d, şimdi dakika orada bir problem oldu. B ile d yanlış mı yazdım? a, c, b, d. Şunların yerini yanlış yazmışım. Acbd olacak. Şimdi a eksi c artı, tamam. Yani şurası 2 imiş. Eksi b artı d, eksi b artı E'de burası 3'müş. Bunları toplarsak kaç yapar? 5 yapar. Demek ki 11 ile bölümden kalan kaçtır arkadaşlar? 5'tir diyebiliriz. Şimdi geldik 7. sorumuza. Diyor ki bize a ve b birbirinden farklı pozitif tam sayılar. 60 a bir tam sayının karesidir. Yani 4 çarpı 3 çarpı 5 çarpı a eşittir x kare. O zaman a da bir kere. Tamam mı? Şöyle. Bu, şimdi burayı sen ne yapman lazım? Bir tam kare yapman lazım. İşte o a sayısı tam kare yapsın. Ne eksik burada? Zaten kare okey. 15'i 15'e çarparsan. A'da bir 15 eksik. Ama 15'in yanına sen istediğin kadar kare ekleyebilirsin. Ama bizim şunu söyleyebilmemiz lazım. A sayısı 15'in katıdır. Kesin bilgi. Şimdi 18 b nedir? 9 çarpı 2'dir. Çarpı b bir tam sayının küpüdür. Atıyorum bu da y küp olsun. Şimdi burada iki tane 3 çarpanı var. O zaman bir tane 3 çarpanı kesin olsun. Burada bir tane 2 var. Demek ki burada bir tane 4 olsun ki çarpımları 8 olsun. Yani B sayısında kesin 12 olsun. Sor yanına istediğin kadar tek küp yaz. Böylece ifade ne olacak? Tam küp olacak. Demek ki A sayısı bu, B sayısı da bu olmalı. Şimdi A sayısı 10 ile tam bölünür. Yok. 5'e bölünür de. B sayısı 12 ile tam bölünür. Evet doğru. Çarpımları 45'e tam bölünür. Evet 15 ve 12 kesin çarpanı çarpan olarak varsa. bir mesela buradan 5 çarpanı gelse. 3 çarpanı gelse. Buradan bir tane daha 3 çarpanı gelse. Toplam 45 çarpanını oluşturmuş olduk. Böylece doğru ne bulduk arkadaşlar? Denizi bulduk diyebiliriz. 7. sorumuzun çözümü için. Şimdi geldik 8. sorumuza. ABX ifadesi. AB2 basan sayısının X'te bölümünden elde edilen sayının en yakın tam sayı yuvarlanmış haline denir. Bak mesela 43'ü e 6'ya böldü. 7 sıra ama 7'ye yakın. Mesela 21'i 8'e bölsen 2,5'tan biraz büyük. Yani sonuçta 3'e daha yakın gibi. O zaman 23'ü 4'e bölelim. 23'ü 4'e bölsek 6 değil. 7, 5 desek 20 30'da kaç defa var? 7. 5, 75. 6'dan biraz az. O zaman biz buraya 6 diyebiliriz. Şimdi geldik buna. 26'yı 3'e bölsek 8 kere var. 8 kere 3. 24, 20, 26 oldu. 8, 60. Hmm, 8, 60 da bu da ne yapar? 9'a yuvarlar. O zaman biz 1B5'in 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bu şansı nasıl oluşabilir? Bu durum nasıl oluşabilir? Bakalım. Bir kere zaten B, mesela 15'i 5'e bölsen 3. 15 okey. Peki. Şöyle düşünelim. Ee, mesela 3,5 ile... 5'i çarpalım. Kaç yaptı? 15, 17 buçuk mu yaptı? 17 buçuktan küçük her şeyi seçebilirim yani. 16 da olabilir, 17 de olabilir. Ama mesela 18 seçseydim, 18'i 5'e bölseydik. 3, 15, 30, 30'da 6 yaptı. 3 virgül alttan 4'e harcaktık onu. Olmadı. 15, 16, 17 olur. Peki öncesi, öncesinde de iki buçuktan büyük olacak. Şimdi iki buçukla 5'i çarpsam kaç yapar? 12,5 yapar. Demek ki 12,5'un üstünde bir sayı seçersek bence 12,5'u seçin mi? Şimdi 12,5 olsa, tamam mı? Yani bu sayı 12,5 olsa, 12,5'u 5'e böldüğünde ne yapar? 2,5 yapar. Arada kaldı. Çünkü biz en yakın tam sayıda e, aktaracağız ya, çevireceğiz ya, yuvarlayacağız ya. O zaman benim bu ifadem yani şunu sonucu 2,60 falan gelirse 3'e yuvarlayacağım. Yani bunun gibi yapacağım. O yüzden ben de hani sınır nedir sizce? 2,5'tür. 5 ile çarptım 12,5 yaptı. Demek ki 12,5'tan büyük bir sayı seçersem bunu 5'e böldüğümde 2,5'tan büyük gelir. O yüzden de 13, 14, 15, 16, 17. B rakamını alabileceği değerler toplamı derse 3, 4, 5, 6, 7'dir. Toplamları kaç yapacaktır arkadaşlar bunların? 5 kere 5, 25 yapacaktır diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Geldik son 3 sorumuza. Şimdi geldik dokuzuncu sorumuza. Şimdi bazen öyle bir durum oluyor ki e, soruyu çözüyorsunuz ama çözerken mutlu olmuyorsunuz. İşte o durumlarda ben bazen kesiyorum. Bazen böyle soru videoları izlerken görüyorsunuz kesilmiş videolar. Tatmin etmiyor çözüm beni o esnada. Tam böyle istediğimi aktarmadığımı hissediyorum. Kelimeleri çok fazla yuvarladığımı hissediyorum. O zaman soruyu ne yapıyorum? Çözümü tekrardan başlıyorum. Video kesiliyor ya da bazen bir öksürük krizi diyor. <laughs> öksürük kriz diyor. Ya da bizim kızlar, çikolar falan böyle bir yokuyorlar. O zaman video kesiliyor bilginiz olsun. Böyle şu anda da kesildi ya sebebi o. Peki şu anki kesimizi ne? Şu an bu soruyu çözdüm biraz önce de. Tatmin olmadım. Mutlu etmedi beni yani, çözümüm. Bir daha çözeceğim. ABC ve en iyisi olsun istiyorum çünkü. Tamam. ABC ve BAC 3 basamak sayılar. Elif'in ABC'lere parası var. Elif BAC'lere harcama yaptıktan sonra. Şimdi ABC'lere parası olan bir Elif ne yapıyor? B, A, C lira parasını harcıyor. Bu kadar kısmını harcadı. Şimdi basamak kavramı mantığı sonuçta 3 basamaklı cümleler kullanmış. Bundan bunu çıkaralım. Şimdi 100 tane A'dan 10 tane A çıktı. 90 tane A. 10 tane B'den 100 tane B çıktı. Eksi 90 B. Yani kalan parası 90 parantezinde A eksi B'dir diyebiliriz değil mi? Sonra kalan parasını her gün eşit miktarlarda harcamaya karar veriyor. Aa, benim akıllı kısım. Şimdi mi aklına geldi? Bayağı sen bir gün harcadın parayı. Buna göre Elif'in kalan parasının tümünü yani bunu kaç günde tümünü eşit miktarlarda harcayabileceği gün sayısı aşaklardan hangisi olamaz demiş. Şimdi o zaman biz düşüneceğiz. Hangisi olur hangisi olmaz. Harcayabileceği gün sayısı aşaklardan hangisi olamaz. Mesela nasıl olabilir? 15'e bölünebilen bir sayımı bu. Evet bence 15'e bölünebilen o zaman 15 günde harcayabilir. 30 günde de harcayabilir. 45 günde de harcayabilir. Çünkü zaten onlar 90'ın katı. Daha doğrusu 90 o sayıların katı. Yani bu sayı 15'e 30'a 45'e kesin bölünür. 60'a bölünür mü? Şimdi A B'yi bilmiyorum ama. A eksi B mesela 2 olsa 180 lira olmuştur benim? 180 60'a bölünür. Ama bence 81'e bölünmez. Neden? Çünkü... Mesela burası 81'e bölünmesi için Şimdi baktığınız zaman mesela bunu 9'a bölsek burada 10 kaldı burada 9 kaldı. Demek ki bu arkadaş 9'a bölünmeli. E, A eksi B 9'un katı olabilecek bir durum değil ki. Yani bunu 0 bunun 9 olması lazım. Ama bakın A başta ve değil mi? O zaman 0 da olma şansı yok. O zaman gerçekten biz ne yapamayız? 81 günde parayı harcayamayız bilginiz olsun. Şimdi geldik 10. sorumuza. 10. sorumuza bize diyor ki 3 basamaklı ABC sayısı 12 ve 45 ile kalansız bölünebilmektedir. Şimdi sayının 12 ile bölünmesi ne demek? 3 ve 4 ile kalansız bölünebilmesi. 45 ile bölünmesi de 5 ve 9'a ile bölünmesi demektir. Güzel aslında her şeye bölünüyor neredeyse. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya. Değil mi? 9'a. Bölünüyor yani baya baya. Şimdi 4'e bölünmesi ve 5'e bölünmesi demek aslında sayının 20'ye bölünmesi demek. O zaman bizim sayımız 20'nin katıysa C 0'dır diyebiliriz. O zaman burayı da hemen şurayı hemen 0 yapalım bence 3 öncülde de. Değil mi? Burası 0 çünkü. Bu arada B rakamı şimdi 4 20'nin katıysa ne olacak arkadaşlar? E, son iki basamak hep 20'nin katı olacak. O zaman 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir. O zaman B de çift bir rakam. Şimdi 3 basamaklı A, O, B, 36 ile kalansı bölünüyor. Yani 4 ve 9 ile. Şimdi 0. Şimdi bunlar B'nin alabileceği değerler. Mesela B buradan 2 olabilir mesela. B 2 olursa o zaman 02 sayısı 4 ile bölünemediği için 36 ile bölünmez. İptal. Her zaman doğru değildir yani değil mi? B, A, O 15 ile. 15 ne demek? 3 ve 5 ile. Şimdi zaten sayımız sonu 0 ile bittiği için 5'e bölünüyor. Bu okey. 3'e bölünmesi A B ve 0. Zaten A B ve 0 baktığınızda 3'e bölünen bir sayı. O zaman tamam okey. ikincisi tuttu. Bakın klasik olarak 1 diyelim. 1 bir yanlıştı. 1'i eleyelim. 2 demeyen de eleyelim derken eleyemedik. Bir kefine var mı mısat? 3 basamaklı BOA sayısı 9 18'e kalansı bölünüyor. Şimdi 18 ne demek? 2 ve 9'la bölünmesi demek. Zaten benim ABC sayım rakamları toplamı A B 0 9'a bölünebilen bir sayımış. O zaman bakın A, B, 0. O zaman 9'a bölünüyor. Okey. Peki burada önemli olan şey buradaki A çift mi tek mi? Yani eğer çiftse tamam okey. Bu doğru. Şimdi peki bu şartlarda sonu mesela 0, 0 olan 3, 4, 5, 9'a bölünen bir sayı mesela 9 diye sallasam olabilir mi? 3'e bölünüyor. 4'e bölünüyor. 5'e bölünüyor. 9'a bölünüyor. Evet. 2'ye bölündü mü? 9 A'sı çift oldu mu? Hayır. Tek oldu. Gördüğünüz gibi bu iptal o zaman her zaman değilmiş. Yani doğru cevabımız neymiş onun soru için? Bursa'ymış diyebiliriz. Şimdi geldik 11. sorumuza. Testimiz ne dersimiz ne son sorusuna? Uzun bir soru. Biraz önce <laughs> yanlış çözdüm. Şimdi bir daha çözelim. Tamam bakalım bu sefer ben doğru çözeyim inşallah. A, B, C, B, A. Bir baktım Sorunun sonuna geldim. 23 buldum. Şıklarda 23 yok. İşte kötü. A, B, C, B, A ve B, A illa ki doğru yapacağız diye bir kaydı yok ki biz de insanız. Neyse X fabrikasındaki A, B, C, B, A kilo una 3 kilo ilave edilirse unu tamam 45 kiloluk çuvallara... Yani ben... Bak şurayı bir silelim be, Şurayı bir silelim. Şimdi biz ne yapıyoruz? A, B, C, B, A. 5 basamak sayısı. Değil mi? A, B, C, B A. 3 kilo daha ilave edersek 45 kiloluk çuvallara... Demek ki benim artı 42'm varmış ki 3 kilo daha alınca tam o da paket yapmış. Tamam e peki 45'in katı olması ne demek? 5'e bölündüğünde 42 kalanını yani 42 kalıyorsa 42'yi 5'e bölersek 2 kalanı verecektir. 9'a bölümünden kalan da 42'dir. 42'yi 9'a bölersek 6'dır. Y fabrikasında da B, A, C, A, B sayısı 12 kilo daha ilave edilirse 36 kiloluk çuvalları. Demek ki 24 kilo fazlası var onun. 36'nın katının 24 fazlası var. O zaman 36 demek 4 ve 9 demek. O zaman 4'e bölündüğünde tam bölünüyor hocam. 24 kalanı veriyorsa tam bölünüyordur. E, 9'a bölünüyorsa zaten aynı rakamlardan oluştuğu için 24 e 9'a böldüğümüzde 6. Aynı gelmiş zaten mantıkende. Evet aynı geldi. O zaman 9'a bölünüyor 6 kalanı verecek. 5 ile 2, 4 ile 0 bunları kuralım şimdi. Şimdi bu sayının 5 ile kalan 2 ise o zaman son basamağı 2 ya da 7. Yani 7 B C B7 ya da 2 B C B2. Şimdi bu ihtimaller okey. Bu aynı zamanda 9'a tam oraya geçelim. Bence 9'a bölmeyi odaklanmayalım. Aşağıda ben onu derim, hallederim. Şimdi B A C A B sayısı 4'e e tam bölecek. Şimdi B A'sını 7 kabul ettik. C A A A'sı 7 idi. Bu da B. Bu sayı 4'ün katı. O zaman ne olur? 72 76 olur. 2, 7, C, 72 Değil mi? 72 ile biten sayı 4'ün katıdır. Bir de 6. 6, 7, C, 76 Tamam. Bir durum bu. Bir durum da bu. Şimdi buna geçelim. A'sı burada, A'sı burada. Değil mi? Evet. Şimdi biz bunu yazmaya çalışacak. A yerine 2 veriyorduk. O zaman ne olacak o? Yok. Buna dur kafam karıştı. Şimdi nasıl yapıyorduk? 7 bcb 2 bunları içeri yazıyorduk. 2 nereden geldi? 4 ile bölümüne kalan 0 olduğundan ihtimalleri yazdık. Tamam. O zaman biz şimdi bunu burada yazalım. O zaman ne olacak arkadaşlar? B, 2, C, 2, B oldu benim sayım. Şimdi bu sayıyı 4'ün katı olması lazım. 4'ün katı olması için son iki basamağı atacağım. 0, 4, 8. 20, 24, 28. Ama B 0 olamaz çünkü başı burası 0 olur. Oradan patlarız. O zaman B 4 olacak ya da 8 olacak. Yani şurası 4 olacak. Şurası 4 olacak ya da 8. 2, C, 2, 8. Gördüğünüz gibi 4 tane durum oldu. Şimdi bakalım. 9, 9, 18. 9'a bölümde kalan kaç olmalı? 6 olmalı değil mi? 9, 9, 18. O zaman burası 6. Tamam. Çünkü 9, 9, 18 zaten 9'un katı. 6 artması lazım. O zaman bana 6 lazım. Şimdi burası ne yaptı? 13. 13, 26. Şimdi 9'la bölümde kalan 6 olacak. 27 olsa tam bölünür. 27'nin 6 fazlası 33. 26 ile 33 yapmak için kaç yazdım buraya? 7 mi lazım? O zaman C burada 7 olabilir. Tamam. 6, 6, 8. 8'e kaç eklersem 9'un katının 6 fazlası mesela 15 olur. 8'e 15 yapmak için ne lazım? 7 mi lazım? Tamam. 10, 10, 20. 20. Şimdi şöyle. 9'a bölünde 6 kalanını verecek ya. 9, 9, 18. 18, 6, ekledik, 24. 20'ye kaç eklersem 24 olur? 4. Demek ki bu da 4. E C'yi 2 kere say, 7'yi 2 kere saydık galiba. Yanlış yapmış olabilirim o zaman. C ikisi de 7 çıktıysa. 13, 13, 26. 26, 18, 24. 18 18 24 33 burası 4 7 tamam. Şurası 6 6 10. Ha dakika. Alt, 6 6 10 ne? 6 6 12. Değil mi? 12'yi ben kaç yapacağım? 15 yapmak için buraya 3 olması lazım. Özür dilerim orada 3 olacaktı. Şimdi o zaman ne yaptı? 6 3 7 4 topla abicim. Benim yanımda. 6, 3, 7, 4. Topla bakalım. 10, 10 kaç yaptı? 20 yaptı. Abi ben bunu da zorlandım. Öğrenci ne yapacak ya? Ve böylece ne yaptık arkadaşlar? 4 testimizde çözümlerini beraber yaptık. Orijinal dediğim gibi bölme bölünemedi. Biraz yormuş. <laughs> Hadi bakalım. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.